Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tuncer Acar, sampling operatörlerin yeni fonksiyon uzaylarında tanımlanması ve görüntü işleme, iyileştirme üzerine uygulamaları isimli TÜBİTAK 3501 projesi kapsamında tıp, inşaat mühendisliği, deprem mühendisliği ve savunma sanayinde kullanılan görüntülerin işlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik algoritma geliştirdi. Doçent Doktor Tuncer Acar çalışmaları hakkında bilgi verdi. Elimizde bir görüntü var. Bu görüntü yıllar öncesinden bir fotoğraf da olabilir. Bazı yerleri deforme olmuş olan bir fotoğraf. Deforme olmayan kısımlardaki görüntüleri kullanarak deforme olan yeri yeniden inşa etme imkanımız var. Bu görüntü işlemedeki bir metodumuz. İkinci metodumuz, elimizde bir görüntü var ama görüntüde fluyuruk var. Net olmayan kısımlar var. Bu net olmayan kısımları da yine netleştirme imkanımız var. Tuncer Acar, geliştirdikleri algoritmanın tıp alanındaki işlevini şu örnekle açıkladı. İlaçlı tomografi dediğimiz durum var. Yani kontrast madde verilme durumu var. Ama bu maddenin verilmesi de ilgili hastaya ileride ciddi sağlık sorunları çıkarma potansiyeli var. Ama bizim yaptığımız metot da ilk başta çekilen radyolojik görüntüyü alarak ve ilaçlı bir tomografi uygulamadan algoritmamızla zaten ilaçlı tomografide çıkacak görüntüyü yine elde etme şansımız var. Bu açıdan çok değerli bir algoritma olduğunu düşünüyoruz. Doçent Doktor Tuncer Acar, algoritmanın tıp dışındaki kullanım alanları hakkında da bilgi verdi. İnşaat mühendisliğinde yapı analizlerinde kullanılıyor. Termografik görüntü dediğimiz deprem mühendisliğinde kullanılıyor. Yeraltı görüntülerinin incelenmesinde burada da bir uygulaması mevcut. Sismik dalgaların modellemesinde de kullanıyoruz. Projenin 2 öğrencinin doktora tezini, 3 öğrencinin de yüksek lisans tezini oluşturduğunu ifade eden Doçent Doktor Acar, 2020 Haziran ayında başlayan çalışmanın önümüzdeki Ağustos ayında tamamlanacağını ve 3 yıllık süreçte 11 yüksek lisans öğrencisine burs desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.